Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Hatay'da bir dinsiz ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarlar ile tarım ve orman sektörü buluşma toplantısı gerçekleştiren Bakan Pakdemir ile burada açıklamalarda bulundu. İlk olarak Hatay Valisi Erdal Atay'ı makamında ziyaret eden Bakan Pakdemir ile daha sonra Merkez İlçe Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde zeytin hasadı gerçekleştirdi. Onu ben bilmiyorum. %kaç olduğunu bilmiyorum. İşlerimiz yapıyor işimizi. Biz işçilik yapıyoruz. Arkadaşlar az daha geriye doğru çekebilirsinler. Ardından 3. Hatay Mobilya Fuarı'na ziyaret gerçekleştiren Pakdemirli son olarak STK ve muhtarlarla buluşma toplantısı yaptı. Sayın milletvekillerimizin konuşmaları, Sayın Valimiz Erdal Atan'ın konuşmaları. Atan'dan çünkü baş Sayın Bakanımızın size baktığımız zaman Türkiye'mizin bir marka değeri. Biz bakanlıkça alıp yorumlayabilirsek, hele ki havza bazlı üretimde daha sağlıklı akan bilgiyi alıp yorumlayabilirsek, sizler için de ekimle ilgili bir karar destek mekanizması haline getiririz. Tarım sigortalarının da özellikle fiyat garantisi üzerinde bir çalışmamız var. Bunu uluslararası borsalardan da tarım sigortasını sigortalayıp çiftçimize, senin ürünün evet sezonda 10 lira olacak. Eğer 10 lira değilse 8 lirası aradaki 2 lirayı gel sigortalar biz sana ödeyeceğiz tarzında çalışmalar yapıyoruz. Ürün tarlada 1 lira özellikle yaş meyve sebze için söylüyorum. Tüketicide 4 lira. Bunu üreticimiz de 1 liraya satmamalı, 2 liraya satmamalı. Tüketici de ama 4 lira yememeli, 3 lira yemeli. Yani bu zincirdeki tarladan çatala kadar olan zincirdeki mutlaka değer zincirini, yani herkesin alacağı payı hakkaniyetli bir şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için hal yasası çalışıyoruz şu anda Ticaret Bakanlığımızla beraber. Tarım Bakanlığı da buradaki görüşlerini iletiyor. Sadece hal yasasıyla olacak bir iş değil. Tabii marketlerde de bugün ulusal zincirler bu işin pazarının %50-60'ı. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Ama hal yasası ve marketlerle biz buradaki verimlilikleri biraz daha arttırabiliriz diye düşünüyorum ki buradaki verimsizlikten %10 tarlada kaybediyoruz. %20-30 hale gidene kadar kayboluyor, elleştirirken. %10 markette kayboluyor, %10 da evimizde kaybediyoruz. Aslında %50'ye varan bir verimsizliğimiz var. Bu verimsizlikleri eğer iyileştirebilirsek, verimli hale getirebilirsek gerçekten bugüne göre çok daha iyi bir noktada olacağız ve israftan kurtulacağız. Bu israfların bir kısmından gerçekten kurtulabilsek Türkiye'de ne fakirlik, ne açlık, ne de başka bir şey kalır. Paris'teki bir hali gezdim. O halde artık meyve sebze artıklarını işte blenderdan geçiriyorlar ve onlardan çorba yapıyorlar ve zincir mağazalarda bunu sosyal sorumluluk olarak satıyorlar fakir insanlara çok ucuz fiyatlarla. Yani bu tarz şeylerin peşinde olmamız lazım. İsraftan mutlaka kurtulmamız lazım. Ekmek israfından kurtulmamız lazım. Her şeyin israfından kurtulmamız lazım. İnanın hala bizden çok zengin olan Avrupa, bizden çok daha tutumlu ve çok daha iyi parasının hesabını biliyorlar. Burada tabii birçok STK var ama bunları da ben açık açık konuşuyorum. Bugün tarımsal üretimle alakalı 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Bu 14 bin birlik ve kooperatife rağmen ülkemizin birlik ve kooperatiflerinden dünyada ilk 5'e, 10'a, 100'e, 1000'e, 5000'e giren bir kooperatifimiz yok. Burada bir verimsizliğimiz var. Birlikler ve kooperatifler mutlaka ticaretin içinde olmalı, üreticisini kollamalı, tüketicilere ucuz ürünlerin ulaşmasını sağlamalı. Yerli tohum bizim ana önceliklerimizden bir tanesi. Şimdi
Ülkelerin stratejilerine bakıyorum. Çin dahil hepsi yerli tohum, hibrit tohumu ana stratejilerinin göbeğine, merkezine oturtmuşlar. Çünkü tohumu yurt dışından aldığınız zaman karın da önemli bir kısmı dışarıda kalıyor. Bizim bu işi yerleştirmemiz lazım. Bir de yerlinin lezzeti daha güzel. Yani bizim bu ata tohumları dediğimiz, yerli tohum dediğimiz konuda mutlaka daha ileri çalışmalar götürüp topraklarımıza yabancılar da girmeyecek mi? Girecek ama yerli tohumu önceliği alıp yerli tohum ekimine dikkat etmemiz lazım. Burada da aslında bulunduğumuz yer fena değil. 2002'de 145 bin ton olan yerli tohum bugün 1 milyon 50 bin tona gelmiş. Yakın zamanda açıkladığımız, Çevre Şehircilik Bakanı ile birlikte açıkladığımız hazine arazilerinin kiraya verilme sürecini başlattık. 218 bin çiftçimize yaklaşık 125 milyon lira destek vereceğiz. Artık çiftçi kardeşlerimiz kendi arazisini gönül rahatlığıyla ekip biçecek. Ayrıca çiftçimiz isterse 10 yıl sonra bu arazide satın alacak. Birçok sektör belli oranda dövizdeki artıştan etkilenirken tarım sektörü ne yazık ki dünya emtia fiyatlarıyla fiyatlandığı için dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektörlerin de başında geliyor. Çiftçi az çok çok harcar az az kazanır. Şimdi çiftçinin çok çok harcar az az kazandığı dönemde ani yükselen maliyetlere karşı da çiftçilik ne yazık ki son derece kırılgan. Bu sebeple son dönemde birçok maliyetin arttığını biliyorum. Gübrede %15 indirim sağladık. Yani de %10 indirim sağladık. Enflasyonla mücadele programında üreticimiz aynı zamanda bir tüketici. Bizim dağ taşı ekmemiz lazım. Yani eğer hasılayı arttırmamız gerekiyorsa dağ taşı ekmemiz lazım. Ve özellikle tarlasına ekmeğine sahiplik anlamında değil ama bunun ekilmesi anlamında belki yasal müeyyideler de getirmemiz lazım. İleriye yönelik bunları çalışmamız lazım. Aile işletmelerini de ayakta tutmamız lazım. Şimdi hem ölçüye büyüteceğiz ama aynı zamanda da aile işletmelerini mutlaka ayakta tutmamız lazım. Çünkü bunların sabit yatırım ihtiyaçları düşük, iş gücü maliyetleri düşük, iş bilen kalifiye elemanlar var. Kısa vadede problemler yaşayabiliriz ama uzun vadede asla ve asla ben ülkem için problem görmüyorum. Orta vadede, uzun vadede ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi ve çok çeşitli bir ekonomisi var. Allah'a şükür Türkiye'yi kimse tutamaz diyorum.